detaylıca konuşacağız. Özellikle borsadaki son duruma dair değerlendirmeler alacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş sorularımızı yanıtlayacak bu hususlarla ilgili. Hoş geldiniz diyelim hemen. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar, teşekkür ederiz. Borsadan bahsettik, son rakamı da gördük. Hemen sizden bir yorum almak isterim. Yeniden rekor seviyeleri konuşmaya başladığımız bir süreç var. Getiri arayışı malum sık sık değiniyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Aslında çok kritik bir hafta. Yani yurt dışında majör merkez bankalarının faiz kararları var. Bugün yine bizim seans kapanmadan önce Amerika'da enflasyon verisini göreceğiz. Ama buna rağmen yurt dışında da yatay, çok da olumsuz gözükmeyen, hani yılı yurt dışı piyasalarında olumlu kapamak istediğini anladığımız, yani böyle bu kadar veri akışının öncesinde daha tedirgin piyasalar görmüştük. Bir durum varken içeride de yani geçen hafta 4800'ün altına gelen bir borsa endeksi vardı çok hızlı bir şekilde. Ama ona rağmen bugün çok da önemli bir direnç olduğunu düşündüğüm 5250'nin de üzerinde işlemler devam ediyor. Ve bir haftalık süreçte, hatta 4 günlük süreçte aşağı yukarı yani 4800-4750'den 5250-1500 puanlıkta geri dönüş var ve sektörel dağılımın da çok güçlü olduğu iyimser bir durum söz konusu. Dolayısıyla eğer bu haftayı da özellikle 5200 üzerinde atlatabilirse endeks, yani yurt dışında biraz bu haftadaki veri akışı sonrası biraz daha veri akışının zayıflayıp işlemlerin biraz daha yataya döneceğini düşünürsek, yeni yılı yeni rekorlarla kapaması için hiçbir neden yok gibi gözüküyor. Hem hacimsel olarak hem de yatırımcı sayısının işte aylık bazda 350 bine ulaşan bir artışla devam etmesi şu an için Borsa İstanbul'u cazip kılmaya devam ettiğini ben düşünüyorum. Evet, peki bu süreci nereye kadar biz takip edeceğiz? Enflasyon dinamiklerden bahsediyoruz. Bununla beraber Borsa İstanbul nezdinde getiri arayışı biraz daha alternatifsiz görünüyor ve süreç borsada bu primli hareketlerin devamının geleceğini işaret ediyor. Düzeltmeler de görüyoruz elbette. Sağlıklı fiyat oluşumları açısından da oldukça önemli. Bu noktada sizin de ifade edeceğiniz seviyeler vardır muhakkak. Şimdi 5200'lerin üzerinde daha çok direnç olarak bir sonraki adımda 5300'ler telaffuz ediliyor. Bundan sonraki süreç içerisinde biraz daha uzun bir vade için konuşacak olursak, hani bu potansiyelin devam ettiği süreçte neler önemli olacak? Ya bir kere tabii şöyle bir durum var. Yani borsada geldiğimiz nokta hani 800 seviyesinden 5250, işte 2-2,5 yıl içinde salgın öncesinde baktığımızda inanılmaz bir ivmeyle buralara kadar geldik. Söylediğinizde çok haklısınız. Hani alternatif piyasalardaki getirilerin biraz daha yataylaşması buraya olan ilgiyi arttırıyor. Ben mesela özellikle asgari ücret, işte EYT gibi veya özel sektördeki maaş düzenlemeleri gibi biraz daha yeni yılda da hani burada özellikle talep tarafında hem ekonomik canlanma hem de borsaya olabilecek yatırımların ve iştahın artması konusunda bir beklenti olabilir. Dolayısıyla biz genelde işte 4200'de de aynı şeyi yaşadık. Tahmin ediyorum 5200 için de aynısını söylememiz gerekiyor. Bu seviyeler geçildikten sonra bir böyle %10 ile %20 arasında da bir yükseliş görebiliyoruz. Mesela tabii şimdiden çok uzak gözükebilir, böyle 6500'ler gibi seviyeler olabilecek yerler aslında. Ama hemen 5200'ün üstünde bence 5500 seviyesi aşağı yukarı daha önceki hani grafiksel bazı çalışmalar yaptığımızda teknik bir seviye olarak gözüküyor. Eğer yakın vadede bir hedef bakacaksak orası 5500 seviyesi yıl sonu için olması gerekiyor ve artık aşağıda özellikle 5000 seviyesi hem psikolojik olarak hem teknik olarak geçilmedikçe, düzeltmeler olsa bile gün içerisinde o 5450-5500 aralığına kadar önümüzdeki 2,5 hafta içerisinde yükselişin devamı beklenebilir. Dolayısıyla 5000-5500 arasında bir aralık sonu kapanışı Borsa İstanbul için hiç de sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu peki yatırımcının tercihlerinin ağırlıklı olarak yoğunlaştığı sektörler var ama buralarda işte doygunluktan da bahsettiğimiz bir noktadayız. Bir taraftan yatırımcı daha çok iskontolu hisse arayışına girmiş durumda. Bu süreç yatırımcının radarını aslında nereye çevirmesine neden olacak? Biraz daha sektörler bazında da bilgi verebilir misiniz bizlere?
Yani son dönemde mesela hani dünkü seansı da düşündüğümüzde telekomünikasyon, bankacılık, savunma sanayi gibi sektörlerdeki bizim halka açık olan şirketlerimize ulaştırma keza, mesela madencilik, gübre tarafı. Hani bunlar tabii ki ön plana çıktı ama şimdi ucuzluk noktasında biraz göreceli bir tabir. Yani evet. Burada şirketlerin potansiyelinin de ileride neler düşündüğü projeleri, şu anki borsa piyasa değerleri falan bunların hepsini ayrıca değerlendirmek lazım. Ama yatırımcılar biraz da tabiri caizse o yükseliş trendi içinde yer almak istediklerinden hangi sektörde veya hangi sektör içinde hangi hissede o hareketi görüyorlarsa buraya doğru bir talep oluşuyor. Ben çok hani sektörel bir ağırlık dağılımı olarak yatırımcının ilgi gösterdiğini düşünmüyorum. Evet. Ama önümüzdeki dönemde gördüğümüz kadarıyla biraz önce saydığım özellikle sektörlerle ilgili de beklentinin devam edeceğini anlıyoruz. Yani bu son 5000 seviyesi üstünde hareketle birlikte. Bunun yanı sıra belki biraz yazılım ve hala gayrimenkul sektörü, işte çimento bizim bu konut projesiyle de ilgili önümüzdeki dönem atacağımız adımlara baktığımızda belki bunları da ekleyebiliriz. Yani o diğer saydığım 4-5 sektöre. Evet. Bu 7-8 sektör ağırlıklı, yani olacak bir 5500 hareketinde bu sektörlerin fiyat hareketlerinin devam edeceğini beklemek daha mantıklı olur Peki. gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz bizler de sizlere katkılarınız, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerleydi.